Osman'cığım aslında bizim takipçilerimiz seni tanıyordur ama sen kısaca bir kendinden bahset. Bir de Tabii hemen ki. arkasından neden korona aynamıza bir gelelim. Ben seni bu akşam çok bölmek istemeyeceğim çünkü bu bir saat sana yetmeyecek, çok iyi biliyorum. O yüzden olabildiğince bölmemeye gayret edeceğim. Sen biraz önce Estağfurullah. kendinden bir bahset bakalım, sonra başlayalım muhabbete. Tamam. Tabii ki. Ben aslen sosyoloji mezunuyum ama daha ziyade felsefe üzerine çalışıyorum. Özellikle de son 10 yıla yakın bir zaman diliminde. Ve bu konuda çalışmamın önemli bir nedeni de felsefenin bize ezoterik öğretinin kapısına kadar getirip bıraktığını düşünüyor olmam. Felsefe benim için bu açıdan çok önemli. Bir de daha ziyade yabancı dilde Türkiye'de de Türkçe'de de yabancı dilde daha ziyade ifade ettiğimiz critical thinking yani eleştirel düşünceye kapı açtığı için sosyal bilimlerde çok erken yaşlardan psikolojiyle başlayan yolculuğumu üniversite eğitimi olarak sosyolojiyle tamamlamış olmama rağmen hayatım genelde felsefe üzerine kurulu. Yani argüman üreten, argüman çürüten her gün. Felsefeyle yatan, felsefeyle kalkan bir insanım. Ama bütün bunların esas arka planda yatan esas amacı ezoterik öğretiyi daha iyi anlamaya çalışmak. Yani felsefenin bize bu konuda çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Temel mesele bu. Yani Osman sen kimsin sorusunun aslında en içten en doğru cevabı böyle bir şey olsa gerek. Onun haricinde fani dünyada eğitim ve danışmanlık işleri yapıyorum. Astroloji üzerine çalıştığım hakkında bir takım dedikodular var. Bu dedikodular doğrudur. Böyle bir şey de var yani. Hani astarı olmayan şeyler değil. Hatta Onlara danışmanlık yapıyor arkadaşlar. güvenmeyin Önünden dedikodu yapayım. olsun. Teşekkür ederim. Zannediyorum benim hani bu manada kendimi tanıtmamın en doğru kısmı psikoloji, sosyoloji, felsefe yolculuğu olacaktır. Evet, o yüzden seninle konuşmalara doyum olmuyor tabii Osman. Peki, Teşekkür ederim. COVID-19, korona neden bizim aynamız? Şimdi niçin böyle bir ifade seçtiğimizi biraz konuşalım. Yani neden mesela işte COVID-19 dersimiz veya işte COVID-19 filanca filanca değil de neden ayna? Şimdi ezoterik öğretinin merkezinde, çekirdeğinde yer alan konulardan bir tanesi, içine atıldığımız bu dünyada yaşadıklarımızın rastgele keyfi şeyler olmadığı, bunların bize bir şeyden anlatmak için başımıza gelen şeyler olduğu ama daha derinde de yaşadığımız şeylerin bizzat bizim başımızın altından çıktığı, yani kendi elimizin emeğiyle ortaya çıkan şeyler olduğu düsturu vardır. Bu çok temel, çok çekirdek ama anlaşılması bir hayli ileri safhada tefekkür içeren bir şey. Ayna kelimesini bu nedenle kullanıyoruz. Yani daha somut, daha açık bir şekilde söylemek gerekirse, yani kabul edilmesi ne kadar zor olursa olsun, ne kadar sıra dışı gelirse gelsin hepimize, eğer ortalıkta bir korona virüsü varsa ben böyle bir şeyi yarattığım için bu korona virüsü var. Yani çünkü hayat yaşamak karşıma çıkan şey virüs de olsa, Milli Piyango'dan çıkan bir büyük ikramiye de olsa, bir trafik kazası da olsa benim aynaya bakmam sırasında gördüğüm şeyler. O yüzden koronaya aynamız diye bir tabirle yaklaşıyoruz. Yani burada ayna tabirini kullanmamızın nedeni o. Yani benim iç organizasyonum öyle bir hal almış ki aynaya baktığımda bir virüsle karşılaşıyorum. Peki, Yani işin esprisi burada. sen çok iyi bilirsin, İbn Arabi'nin bir tanımı vardır. Tasavvuf literatüründe genel olarak ayna metaforu çok kullanılır zaten. Felsefede de çok kullanılıyor. Sen zaten o tarafını anlatacaksın bize. İbn Arabi bütün bu alem hakikatin bir aynasıdır diyor. İnsan da alemin bir aynasıdır diyor. Şimdi senin söylediğin şeye göre düşünecek olursak, yani benim bu COVID-19'da yaşadığım her şey
benim yarattığım, benim seçtiğim ya da o aynaya baktığım sırada gördüğüm şey diyorsun ya. Yani dolayısıyla o hakikatin, kendimdeki hakikatin bir yansıması olarak mı almam gerekiyor bunu? Tabii ki evet. Fakat tabii orada hani İbn Arabi'den bahis açıldığı için söylüyorum. Muhiddin Arabi'nin bize anlatmaya çalıştığı, bizim önümüze koyduğu bir tablo var. O tabloda sürekli altını çizdiği, ayna metaforunu da bu yönde kullanır aynı zamanda. Sürekli altını çizdiği, sürekli vurguladığı bir mütekabiliyet, bir karşılıklılık vardır. Evet. O mütekabiliyeti, o karşılıklılığı bize anlatmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de her şeyi birbiriyle eşlemektir. Yani her şeyin birbirinin eşi, özdeşi olduğunu bize anlatmaya çalışmasıdır. Şimdi bunun arka planında bir politik neden de var. Daha sonra zaman kalırsa belki oraya değiniriz. Yani nasıl bir politik neden o? Orada onu da bir cümleyle özetleyeyim. Hristiyan teolojisi, Hristiyan entelektüel argümanlarına karşı bir politikadan bahsediyorum. Kastettiğim öyle bir şey. Yani politika hani günlük yaşamın siyaseti anlamında bir politika değil. Bu manada bir amacı var. Ama aynamız korona ifadesi açısından bizi esas ilgilendiren tarafı benim ve yaşadığım hayatın ve etrafta gördüğüm mevcudatın birbirinin aynısı olduğunu bize anlatmaya çalışması. Yani Muhiddin Arabi'de bu çok kritik bir konsept, çok kritik bir kavram. Yani bu şey gibi diyebilir miyiz? İşte buz, buhar, sıvı, kar olarak bizim gördüğümüz her şey aslında su. Bunun gibi mi? Doğru. Böyle bir yansıma olarak da düşünebiliriz bunu. Ve bu örneği, yani az önce senin söylediğin bu örneği şununla birleştirerek düşünmekte çok fayda var. İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Yani aslında sadece su var, suyun bilgisi önümüzde duruyor ve suyun bilgisine ihtiyacımız var ve suyun bilgisi bizim için yeterli. Fakat biz insan olarak, daha doğrusu insan, beşer dersek biraz daha iyi anlaşılır diye Evet. düşünüyorum. Beşer yönümüzde suyun o var olan haline, yani suyu ilim olarak kabul edersek, biz cahiller olarak onu çoğaltıp buhar, sıvı, buz gibi hallere dönüştürüyoruz. Burada anlamamız gereken kritik şeylerden bir tanesi şu ki, bunun bize ait bir faaliyet olması. Yani suya bakıp suda kendimi görmek varken, yani esas uğraşmam gereken şey bu olmasına rağmen, çaba harcamam gereken, tefekkür etmem gereken şey, suya baktığımda sudaki beni ve bendeki suyu görmem gerekirken, ben onu çoklamaya başlıyorum beşer olarak ve cahil olarak. Diyorum ki işte bunun işte gaz hali var, adına buhar diyoruz. İşte 100 derecede kaynıyor diyorum. Şimdi bunların hepsi Muhiddin Arabi'nin durduğu yerden baktığımızda bir böyle yani cahillik örnekleri olarak karşımıza çıkıyor onun anlatımı çerçevesinde. Çünkü suyun su olduğunu ve sudaki beni ve bendeki suyu gözden kaçırmış ve hatta yani konu dışına çıkartmış oluyorum. Halbuki Çünkü Muhittin Arabi'nin çok özet olarak bize anlatmaya çalıştığı şey oradaki mütekabiliyeti, karşılıklılığı, özdeşliği ve aynılığı yakalamamız. senin orada cahillik dediğin şey aslında ışığın yani o suyun bizdeki suyun aslında ya da ayna metaforundan anlatayım. Yani İbn Arabi Hazretleri gene ayna metaforunu hatta şeyde Gani Muhtefi çok güzel anlatır bunu. Diyor ki ayna camın arkasındaki sırla ayna olur diyor. İnsan da her bir nesneyi olduğu gibi yansıtan iyi cilalanmış bir aynadır. İnsan alem denilen bu aynanın cilası gibidir diyor. Ama burada orada insan-ı kamilden bahsediyor. Şimdi bizim cilalarımız o kadar iyi cilalı aynalar değiliz. Oradaki cahillik işte bizim o cilamızın aslında eksik olması o da nefsimizle ilgili bir şey. Yani tasavvufta o cahillik insanın nefsinin hakimiyeti olduğunda o cilan senin eksiktir. Dolayısıyla
o aynalığın da eksik oluyor. Yani Luna Park'taki aynalar gibi bir tanesi uzun gösterir, biri kısa gösterir, farklı farklı gösterir. Yani o hakikatin bizdeki yansıması o bizim nefs filtremizden geçtiği için tam olarak gözükmüyor. Yani tam hakikatiyle, gerçeğiyle aslında bizden yansımıyor, zuhur etmiyor. Değil mi? Yani oradaki cahilliği ben beşerliği böyle anlıyorum. Doğru. Muhiddin Arabi'nin anlatısına uygun bir şekilde bunu söylersek şöyle de söyleyebiliriz. Yani iki ayrı katmanda değerlendirebiliriz. Aslında hepsini üç katmanda ve hatta dört katmanda değerlendirmeniz lazım ama şu son konuştuğumuz konu için iki katmanda değerlendirirsek daha rahat anlaşılır bir hal olur. Muhiddin Arabi bize aynı cümleleri kullanarak İki şey seriyor önümüze. İki ayrı katmanı önümüze seriyor. Bir tanesi benim nefs üzerinden nefsimi doğru bir şekilde, doğruya yakın, kontrol altına tutmaya yakın bir şekilde kullandığım haliyle dünyevi yaşamda nasıl bir hayırla karşılaşacağım, yani hayırlı bir şeyle karşılaşacağım ve salih bir şeyle karşılaşacağım kısmı. Bu çok önemli değil tahmin edebileceğin üzere. Muhiddin Arabi de buna öyle çok önem verdiğinden söylemiyor ama aşamaları görebilmesi için bir insanın onu da görmesi gerekiyor. Bir böyle bir katmanı var. O senin söylediğin kategoriye giren çok önemli bir kısım. Yani ben doğru düzgün bir cila olabilecek miyim? Ben sırrın kendisi olmayı icra edebilecek miyim de orada doğru düzgün bir görüntü ortaya çıksın. Bizzat aynı metafor üzerinden bir başka mesele daha var. Yani başka bir katmanda da Muhiddin Arabi şunu ifade ediyor. Diyor ki, tabii bunu çok özet olarak söylüyorum ama mesela Fütühat Mekke'ye çalışanlar bunu hatırlayacaklardır. İnsanın, bu nefsin, şu nefse sahip olan insanın elimden geldiğince Muhiddin Arabi'ye yakın kelimelerle bunu söylemeye çalışacağım. Allah'ın kurduğu bu oyun içerisinde insanın bir malzemeden ibaret olduğu, yani onun muradı her neyse, Allah'ın gerçekleştirmek istediği tablo her neyse, o tablonun gerçekleşmesinde sadece bir harç malzemesi, bir çimento, bir taş, bir cam, yani kullanılmak üzere bir nesneden ibaret olduğunu söyler bir başka katmanda. Evet, Kafalar karışmış olabilir. buradaki katman önemli yalnız. Bir seviyeden bunu söylüyor. Katman katman çok daha fazla Evet. anlamları var yani bunun. Evet. Yani o katmanları aslında bir araya getirmek mümkün. Ama bunu lafla yapmak neredeyse imkansız. Yani dolayısıyla Muhiddin Arabi de bunu bildiği için tabii ki o katmanları bize lisana olabilecek en uygun haliyle bize sunuyor. Yani ben de o yüzden burada iki, yani içlerinden iki katmanı seçerek ifade etmeyi daha doğru buluyorum. Yani bir katmanda nefis sahibi insan olarak dünyevi yaşamda kendi hayrıma baktığım yerde ayna metaforu dahilinde ne göreceğimle alakalı kısmı. Bunun için de doğru düzgün bir sırrın olabilmesi gerekiyor ve o sırrı da olmayı başarmam gerekiyor ama bir başka katmanda da Allah'ın iradesinin yerine gelmesinde bir vasıtadan ibaret olduğumu görmem gerekiyor. Aslında Muhiddin Arabi bize bunların aynı ve tek şey olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Yani tek ve aynı şey bu aslında. Ama ben beşer aklımla ancak bunu çoklayarak anlayabiliyorum. Yani ikiye ayırarak, üçe ayırarak, dörde ayırarak. Çünkü akıl zıtlıkla çalışıyor. Başka türlü anlamamız mümkün değil. Yani bu aslında zaten. Bunu bu şekilde yapma mecburiyeti olması nedeni o. Yoksa muhtemelen hatta bugün aramızda olsa şöyle bir şey söyleyecekti. Yani biraz daha açık konuşacaktı. Konjonktüre bakıp, yani insanlığın nereye doğru gittiğine bakıp zaten çok yanlış bir yere doğru gidiyor büyük nüfus dünyadaki. O yüzden hani bu kadar acil hale gelmiş gerçeği söylemek, o yüzden çok fazla katman dolaştırmaya gerek yok deyip muhtemelen şeyi söyleyecek. Yani aynada sensin, sırda sensin,
bütün bu mütekabiliyet meselesi oradan kaynaklanıyor. Hani biraz şey gibi konuşurdu. İncil'deki İsa gibi konuşurdu. Yani İsa'nın ağzından biz dinlediğimiz şey vardır ya, babamla benim aramda fark olmadığı gibi benimle de sizin aranızda fark yoktur. Şimdi bunların hepsi aslında aynı yerlere giden, aynı esas değişmesi mümkün olmayan, değişmeyen prensipleri anlatan unsurlar. Peki aynı zamanda Gani Muftefi de vardı bu. Aynada gördüğün mum diyor, elini yakmaz. Ama bütün aynalar kırılsa o mumun gerçekliğine hiçbir zarar vermez. Evet. Yani Şimdi orada da az önce konuştuğumuz gibi bu anlatımların hepsi katmanlıdır. O katmanlar da bu arada bütün ezoterik öğretilerde gördüğümüz derece katmanları. Yani hangimizin hangi bilgiyi taşıyabilecek, hangi bilgiyi tolere edebilecek. Burada tolere etme kısmı çok önemli. Yani çok önemli bir ifade bu. Bilginin ne kadarını tolere ediyoruz. Orada bir parantez açıp bunu izah etmeye çalışalım. Ben bir bilgi edindiğimde bu bilgiyi hazmedebilecek miyim? Yoksa bu bilgi beni yerimden sıçratacak mı? Biraz daha açmak gerekirse yani bir şey duyduğumda bu duyduğum şey ve başımdan aşağı kaynar sular mı dökülecek? Yoksa ha yaşasın mı diyeceğim? Yani içim bir ferahlık mı kaplayacak? Aynı bilgiden bahsediyorum, tek bir bilgiden. Bu klasman sonucu benim ezoterik öğreti içerisindeki derecem çıkıyor ortaya. Yani duyduğum şeyle edindiğim bilgiyle ne hale geleceğimle ilgili. Dolayısıyla senin az önce verdiğin örnekte de aynı katmanlar üzerinden bir anlatım söz konusu. Yani yine katman katman bir anlatım söz konusu. Şimdi aynaların kırılmasıyla o muma bir zarar gelmeyecek olması meselesi biraz Platon'un da bize anlattığı bizim olan zaten olanı olduğu gibi görmediğimizle alakalı bir mesaj. Yani zahir olan, görünür olan aslen eşya olmayan yani varlık özelliğini taşımayan demek. Yani bunu özel olarak söylüyorum çünkü Platon'un anlatısı da çok örtüşüyor bu şeyle alakalı. Yani varlık derken aynaya baktığımda ben evet gördüğüm Müge ama Müge'nin kendisi değil. Orada sadece bir veçesini görüyorum ben Müge'nin. Halbuki 360 derece hem zahiri yani hem görünen hem de bir de görünmeyen tarafı var Müge'nin. Dolayısıyla Müge'nin evet. Hikmeti değil o. Onu demek istiyorsun değil mi? Çok doğru. Ve buna şunu da eklemek lazım. Yani bunun üzerine tefekkür etmek istersek eğer şunu da eklememiz gerekiyor. Değişimde aynı kalan nedir? Yani şimdi az önce şunu söyledik ya. Akıl hani zıtlıklarla çalışır. Her şey zıttıyla kaimdir. Çünkü biz onu öyle anlayabiliriz. Yani bir ikilik ve çokluk üzerinde ve bunun beraberinde getirdiği sürekli değişen, sürekli devinen, bir sürekli akan bir şey halinde biz algılıyoruz her şeyi. Yani bugün sokağa çıktığımda akan bir trafik görüyorum mesela gibi. Şimdi burada eğer her şey değişirse ben evin yolunu bulamam. Demek ki değişimde aynı kalacak bir şeyler var. Yani hatta kalan bize. Bunu az önceye çevirmek gerekirse hani Müge'nin zahiri tarafı diye söyledik ya aynaya baktığında gördüğü kısımla alakalı. Orada değişimde aynı kalan şey her neyse biz 15 yaşındaki Müge'ye de Müge diyoruz. Bugün 25 yaşında olan Müge'ye de Müge diyoruz. Yani orada değişimde aynı kalan bir şey var. O değişimde aynı kalan şeye de işaret ediliyor bütün bu örneklerde, bütün bu anlatımlarda ve kıssalarda. Evet. Ve aynı zamanda da o değişimde aynı kalan şeyi ben, egom veya nefsim, o literatür içerisinde daha ziyade nefs ifadesi kullanılır. Öyle zannetme tehlikemi de ortadan kaldırmak için bir de ona işaret ediliyor. Yani bütün o literatür içerisinde aman ha hani o değişmeyecek olanı sen nefsin zannetme. Hani
15 yaşındaki Müge ile 25 yaşındaki Müge'ye Müge dememizi sağlayan değişimde aynı kalan şey onun nefsi değil o manada. Evet. Yani biraz karışık söylemiş olabilirim ama şu değişim ve değişimde aynı kalan meselesi bunun içerisindeki varlığını bilmemiz önemli. Şimdi değişim önemli bir konu. Covid-19 yani koronanın bizi nasıl değişime zorladığını hepimiz yaşıyoruz zaten. Şimdi madem bize ayna bu korona, bu değişime zorlandığımız bir dönemdeyiz. Burada değişime adaptasyon sürecinde aynaya bizim nasıl bakmamız lazım? Şimdi burada şöyle bir mesele var. İşin çekirdeğinde ve günlük pratik yaşam açısından söylüyorum işin çekirdeğinde derken. Dünyanın değişik yerlerinde, Türkiye'de dahil olmak üzere bir 11 Mayıs tarihi konuşuldu. İnsanlar fark etmiştir. Yani günde sadece iki kere haber bakanlar bile görmüştür. Fransa'da, Almanya'da, Türkiye'de hep bir 11 Mayıs tarihi konuşuldu. Bu 11 Mayıs tarihi hayatın normale dönmesi açısından atılacak adımlar biçiminde konuşuldu. Yani işte şu kadar metrekare olan mağazaları açalım, bu kadar metrekare olan mağazaları da Haziran'da açarız artık filan şeklinde başlayan, hani berberlerin açılması o, bu, şu vesaire. Şimdi burada bizim konu başlığımız açısından, yani aynamız korona açısından dikkatimizi vermemiz gereken değişiklik meselesi şöyle bir mesele. Dünya sahnesi bir tiyatro sahnesi olduğu için aslında, yani buraya atılmış olan varlığın, insan ruhunun burada bir takım senaryolardan geçerek tekamül etmesiyle alakalı olduğu için korona tarzı hepimizi etkileyen şeylerde yine aynı çerçevede aynı senaryo değerine sahip olduğu için bizim onun üzerinde nasıl oynayacağımız ve bizim o senaryo içerisinde karşılıklı rollerimiz burada bizim için önemli olan. Ve değişim neyi farklı yapacağız? Korona bizi değiştirdi mi değiştirmedi mi meselesinde de bakacağımız yer bizim dünyada karşımıza çıkan senaryolara karşı iş yapma biçimlerimizi nasıl değiştireceğimizle alakalı. Yani biz burada şeye mi bakmamız lazım? Orada hadise karşısındaki davranışımıza mı bakmamız gerekiyor? Hadise karşısındaki davranışımıza bakmamız gerekiyor. Fakat çok toplu olaylarla karşılaştığımızda da bizim birlikte organize olabilişimize de bakmamız gerekiyor. Yani birlikte değişmemiz, birlikte organize olmamız, bu tür şeylere de bakmamız gerekiyor. Zaten yani öyle bir olay yaşıyoruz ki birlikte olmazsan hakikaten var olamayacağın bir dönemdeyiz. Yani bu birlik beraberlik çok önemli bu dönemde. Herkesin eşitlendiği ve kenetlendiği bir dönemdeyiz. Yani bunu yaşamayan insan da çok mutsuz. Ama bunu yaşayan da bir yandan bakıyorsun mutlu. Şimdi bu açıdan baktığında da bu hadiseyi, yani bu ayna diye yine aynı metaforundan devam edecek olursak, yani bu birlik beraberlik, gene İbn Arabi'nin bahsettiği o hakikat, aslında o parçaların bütün haline gelmesi gibi düşünebilir miyiz? Yani gene bu hakikaten birleşme, işte o parçanın bütüne dönmesi, o mutluluğun bir sebebi olarak düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Hatta bütün mesele bu zaten aslında. Az önce konuştuğumuz bahiste benim yarım bıraktığım bir yere dönmek istiyorum. Orayı tamamladığımda zaten anlaşılacak mesele. Şu dedim ya, bir 11 Mayıs tarihi döndü dünyanın neredeyse evet, her yerinde, özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de falan. Şimdi orada bundan bahsettiğimizde biz bir faaliyete bakıyoruz. Yani hepimizin her gün yaptığı faaliyeti genel olarak bakıyoruz. Ve o faaliyetin sekteye uğramış olması söz konusu. Normalleşmeydi vesaireydi falan gibi şeylerden bahsettiğimizde o faaliyete geri dönmekten bahsediyoruz. O faaliyete berber de dahil, alışveriş merkezi de dahil, daha yaptığımız bir sürü günlük şey dahil. Şimdi ezoterik pencereden baktığımızda benim dünyada bir faaliyette bulunmam, kendi hayatımı düzene sokabilmem için. Kendi hayatımı düzene sokma ihtiyacım niye var? Çünkü öyle görünüyor ki, yani ezoterik öğretilerin bize anlattığı şey, karşımıza çıkan dünyevi senaryoların bizi bir düzene sokma
Yani o olayları düzene sokma faaliyeti sonucu bize bir tekamül getireceğini söylüyor. Yani ezoterik öğretinin söylediği en önemli şeylerden bir tanesi bu. Şimdi biz kesintiye uğramış bir faaliyetimize devam etmeye çalışıyoruz ya bütün dünyada. Bunun için tarihler koyuyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan. Fakat aynamız korona çerçevesinde bizim şunu düşünmemiz lazım. Bizim o sürdürmeye çalıştığımız faaliyeti biz artık aynı şekilde sürdüremeyiz. Yani kilit nokta burası zaten. O koronanın ayna oluşuyla alakalı. Çünkü tıpkı küresel ısınma gibi korona niye çıktı karşımıza? Bizim bir takım şeyleri çok uzun süredir üzerinde düşünmeden, değiştirmeden aynı şekilde yapmamız sonucu çıktı. Yani yine ezoterik pencereden bakarak söylüyorum. O ayna, sır, senaryo bunlar çerçevesinde olan kısmıyla söylüyorum. Bunlardan bir tanesi insan bir aradalığı ve insan birlikteliğini yeteri kadar başaramayışımızdaydı. Şimdi Evet. onu başarmak mecburiyetinde kalıyoruz. Yani orada az önce takılan yeri özellikle bu yüzden tamamlamak istedim. Evet. Peki bu belirsizlik var ya, aslında insanları en çok kaygıya düşüren şey bu. Yani ölüm korkusu falan diyoruz ama bence asıl mesele bu belirsizlik. Ya yani bu Çok önemli. belirsizliğin bize tuttuğu ayna ne peki? Yani felsefi anlamda soruyorum sana bunu. Evet. Belirsizliğin gerek felsefi anlamda gerek ezoterik öğreti anlamında bize tuttuğu aynadan anlamamız gereken en kritik şeyi söyledim. Yani üstelik de son derece pratik ama bir o kadar da zor. Karar verme kabiliyetimizin gelişmesi gerektiği. Ne demek Yani o bu? aslında ardı ardına karşımıza çıkan olaylar karşısında karar verme kabiliyetimizin gelişmesi gerekiyor. Şimdi tarih boyunca karşımıza çıkan ezoterik öğretiler içerisinde dünyada ne olup bittiğine dair bu dünyada olup bitenler niye olup bitiyor sorularına verilen en doğru düzgün, en akıllı mantıklı cevapların içerisinde şey vardır. İnsandaki karar verme kabiliyeti gelişsin diye. Yani belirsizlik bunun gelişebileceği en iyi ortamdır. İnsandaki karar verme kabiliyeti. Yani öyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Öyle yapacaksam bunu ne miktarda yapayım? Yani hep karar verme merkezli gelişme sonucu. Burada şunu hatırlayalım. Başta söylediğimiz, yayının başında konuştuğumuz bir şeyi hatırlayalım. Daha kolay olacak bütün bunları anlamak. Dünya gerçeğin kendisi değildir ezoterik öğretilerde. Dünya bir tiyatro sahnesidir. Yani hatta dünya nihayetinde Arapça bir kelime. Arapçada da yani aşağılık bir manada kullanılır. Dünya işte yani dünya, dünyevi. Yani hiçbir ehemmiyeti, önemi olmayan şey. Ama bizim için bir tiyatro kıymeti var. Yani o tiyatro içerisinde bazen komando okulu gibi, bazen anaokulu gibi bir muamele görerek eğitiliyoruz. O eğitimin nihai amacı da tekamül. Şimdi o tiyatro sahnesi içerisinde karşımıza çıkan olaylar üzerine biz konuşuyoruz. Onu hatırlayalım. Yani korona da böyle bir şey ve o yüzden bizim aynamız. Ayna kısmı burada nereden çıkıyor? Yani buranın tiyatro olmaklığıyla ayna olması arasındaki bağlantı nerede? Çünkü iki yerden kaynaklanıyor. Bir, ben bu tiyatro içerisinde sadece kendi kapasitem çerçevesinde bir şey algılayabiliyorum. O manada bir ayna. Yani kendim kadarını algılayabiliyorum. Diğeri de benim iç organizasyonumun bir tezahürü burası aynı zamanda. Bu ikisinin birleştiği yer dünya, dünya zaten. Bu nedenle bunu bu şekilde konuşuyoruz burada. Yani onu hep hatırlayalım. Bunu bir primer olarak düşünmek durumundayız. O primeri hep hatırlamamız gerekiyor o anlamda. Yani bu belirsizlik karşısında verdiğimiz kararlara dönüp bir bakmamız mı gerekiyor? Yani karar verme Şöyle. yetisini geliştiriyor dedin. Karar vermek zorundayız. Hakikaten de öyle. Şimdi Geliştiriyor mu bilmiyoruz. Ama onu mu yapalım, geliştirmek bunu mu yapalım? yani Çünkü hakikaten hedef yaşıyoruz bu. her gün. Evet, hedef bu. Yani hedef karar verme mekanizmamızı geliştirmek. Neden bu kadar Verdiğimiz önemli bizim kararlar. karar mekanizmamızı geliştirmek? Şu nedenle önemli. Tekamül dediğimiz kavramın
En önemli unsurlarından bir tanesi bir insanın ne yaptığını bilerek yapması. Yani tekamül yolunda ilerleyen bir insanın kazanması gereken en mühim niteliklerinden bir tanesi ne yaptığını bilerek yapması. İdrakten mi bahsediyorsun? Şuurlu yani Evet, idrakli bir idraktan. şekilde Evet, yapmasından evet, bahsediyorsun. evet. Ve oraya giden yolda dünya bizim için bir malzeme olduğundan, yani senaryo, tiyatro falan dememizin sebebi bu zaten. O yüzden insanın karar verme kabiliyetinin gelişmesi gerekiyor. Yani ne yaptığını bilerek yapar hale gelmek için. Ama şimdi ben gene başa döneceğim. Şimdi İbn Arabi Hazretleri'nin tarifine bakınca eğer işte bu aynaya bizim bozuk aynamızda çarpan hakikatin işte aslında yanlış ya da eksik bir şekilde yansımasından bahsettik ya. Ben o zaman o kararı belirsizlik aynasına baktığımda kendimde gördüğüm şey zaten eksikse o kararı ben ruhuma göre mi yani o bütün olana göre mi veriyorum yoksa eksik olan nefsime göre mi veriyorum o ben nasıl ayırt edeceğim ki yani evet bir karar vereceğim belki ama o kararı ben Çok neye zor. göre vereceğim? Neye göre veriyorum? Şimdi, Yani onu nasıl ayırt edeceğim ben? normal şartlar altında biz aslında kararı neye göre verdiğimizi çoğunlukla bilmiyoruz. Yani bilmemiz gerektiği için böyle yollardan geçiyoruz. Bu yolun sonunda bilir hale geleceğiz. Bir bu var. Bir diğeri de şu. İçinde yaşadığımız ortamın şöyle bir özelliği var. Ve çoğumuz bu özelliği ödül ceza zannederiz ama aslında değildir. Yani bu bir iterasyondur, bir düzeltmedir. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Şöyle bir senaryo. Dışarıda sağanak yağmur yağıyor ve ben bir tişört ve şortla sokağa çıkıyorum. Bir karar vermişim yani sokağa çıkacağım ne giyeyim diye karar veriyorum. Bir tişört giyiyorum, bir de şort giyiyorum ve bununla sokağa çıkıyorum ve sırılsıklam oluyor, ıslanıyorum. Şimdi bu bir ceza değil. Burada bir mütekabiliyet var, bir karşılıklılık var. Zaten ceza kelimesinin manası karşılık demek Osman. Tabii. Evet. Yani. İngilizce'deki cost. Evet yani Yani tam olarak o zaten. karşılık var. Evet. Evet. Ben o yüzden söylerim. Genellikle de gülerler. Yani markette falan da söylerim. Bunun cezası nedir diye. Yani karşılığı ne? Aynen. Anlamında aslında. Şimdi evet, o manada ceza aslında çünkü karşılığını almış oluyorsun ama Evet. bizim burada günlük yaşamda kullandığımız anlamda ceza değil. Evet, işte yanlış kullanıyoruz zaten. Yani Evet. hiçbir şey, her şey o kadar yerli yerinde ki. Yani hep yaptıklarımızın sonucu. Yani Tabii hep ki. onun karşılığı. Kesinlikle. Evet. Yani kimseye Son derece kızmaya yerli. gerek yok yani. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Zaten hani birine kızacaksak başta kendimize kızmamız lazım. Aynen öyle. Bütün bunların başından beri sebebi olduğumuz için. Evet. Şimdi bir dahaki sefere yağmurda dışarıda yağmur yağdığını görüp üzerime bir yağmurluk almam ve şemsiye alıp elime sokağa öyle çıktığımda ıslanmıyor olmam da bir ödül değil. Aynen. O da Aradaki bir fark, karşılık. evet o da bir karşılık ama aradaki fark ne? Ardı ardına karmaşıklaşan olaylarla karşılaşırken karar verme kabiliyetim gelişti. Yani duruma bakıp bir karar verdim. Önceki deneyimlerimi aklımı da kullanarak gözden geçirdim ve bir karara vardım. Şimdi işte mesele burada önemli bizim için o anlamda. Bu sorduğun soru hani nefsime göre mi karar veriyorum yoksa bütüne göre mi karar veriyorum? Şimdi ben nefsime göre karar vere vere ve sırılsıklam kala kala sonunda bütüne göre karar veriyor olacağım. Yani bütüne göre karar vermek ne? Burada yani şu seviyede en azından şimdiki insan seviyesinde bunu nasıl telaffuz edebilirim? Nasıl dile gelebilir bu? Uygunluk prensibi. Yani dışarıdaki havayla benim üstüme ne giydiğimin uymasıyla ancak anlatabilirim. Yani bu seviyede ancak böyle ifade edebilirim. Ama gelecekte bir gün daha fazla şuura sahip olduğumda belki daha farklı ifade edebilirim bunu. Şimdi nefse göre karar verme, bütüne göre karar verme bununla çok alakalı. Şimdi burada diyebilirsin ki, hatta de bence, ya arkadaş, ıslanan da sensin, kuru kalan da sensin. Yani herkes de senle ve senin nefsinle alakalı değil mi? Bunlar ne biçim örnekler demen lazım.
İşte bu noktada zaten şunu fark etmemiz ve onu bir soru işareti olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Ben ve olan ve onun sebebi arasında aslında fark yok ve ben bunu anlamaya çalışıyorum ya tekamül yolu üzerinde. Yani Yani bilinenle bilinen ayna, arasında cam, sır, evet. bilenle bilinen Zaten bu ya arasında benim. fark yok. O yüzden o artık nefs olmaktan çıkmış vaziyette, o verdiğim örnekler çerçevesinde. Burada mesela şeyi de söyleyebiliriz örnek olarak. Nasreddin Hoca fıkralarının tamamı tasavvuf kıssasıdır aslında. Yani sonradan uydurulanlar hariç. Onlardan bir tanesi son derece kabalistiktir. Yani dolayısıyla tasavvufidir. Nasreddin Hoca etraftaki eşekleri sayar. Kıssa bundan ibarettir. Tamam, çok son derecede kısadır. Yani hem kıssadır hem kısadır yani. Sayar, kendisi de bir eşeğin üzerindedir o sırada. Kendisi eşeğin üzerindeyken eşekleri saydığında 9 tane çıkar. Eşekler inip saydığında 10 tane eşek sayar ve kafası karışır. Kıssa bundan ibarettir. Çok iyiymiş. Bu çok Hiç bilmiyordum. önemlidir. Yani hani egosu işin içindeyken saydığıyla egosu işin içinde değilken saydığı arasındaki fark. Yani bu Evet. kıssanın söylenebileceklerden sadece bir tanesi bu arada. Daha bir sürü ders var bundan çıkartılacak da. Şu anda üzerine konuştuğumuz konuyla alakalı yani neden benim bizzat ıslanıp ıslanmadığım önemli bir tekamül aşaması oluyor? Bunun örneğini vermek için söylüyorum. Ben olduğum için değil. Nihai olarak vardığım ve anlamaya başladığım yerde anlayacağım şey zaten o ayrımı ortadan kaldırıyor ya. Yani bir gün anlayacağım şey. İnşallah. Ben diye bir şeyin mümkün olmadığını anlayacağım vakit. O yüzden oraya giden yol üzerinde onun o manada bir önemi yok. Ben zaten dünyaya karmaşayı düzene koymaya çalışarak o sırada yapacağım jimnastikle ne yaptığımı bilerek yapar hale gelmek için karşılaşıyorum bütün bunlarla. Yani koronada işte bu dünya eğer bir rüyaysa ve ben de o rüyanın içindeki başka bir rüyaysam, lucid dreaming gibi yani. Yani rüyanın içerisinde ben bir rüyadayım mı hatırladığın anda, o zaman aslında bir yandan bir nevi uyanmış oluyorsun. Tam uyanmışlık da değil aslında. Yani korona bu anlamda bizi birazcık uyandırdı mı dersin? Yani Bu çünkü birazcık kişiden nesnel kişiye göre gerçeklik, yani değişti. hayatımızı kendimizi donattığımız bütün o nesnel gerçekliğin bir anda boşa çıktığı bir zaman ya. Yani o tutunduğumuz her şeyin boşa çıktığı bir zaman. Sahip olduğumuzu zannettiğimiz her şeyin aslında ne kadar da sahip değilmişiz dediğimiz bir devir yaşıyoruz ya. Yani hakikaten ya 3 günlük dünyaymış. Yani şey her an ölebilirim. En çok bizi düşündürten şeyler bunlar. Doğru ama ben orada cevap vermekte biraz zorlanıyorum. Şu nedenle yani çok yanlış anlaşılmak da istemem ama 2019 yılında da benim için dünya 3 günlük dünyaydı. 2020 yılında da 3 günlük dünya. Senin Yani şahsında korona öncesi de sormuyorum aynı. zaten bunu. Yani Senin öyle olduğunu biliyorum ben. o yüzden bunu tam olarak yani bununla ilişkilendirmekte biraz zorlanıyorum. Daha ziyade şey tarafından bakıyorum ben. İnsanlara bakıp İnsanların neyden şikayet ettikleri üzerinden bir akıl yürüterek söylemeye ve açıklamaya çalışıyorum. Evet. Yani mesela sokağa çıkamamaktan şikayet ediyor biri, bir başkası işte işini yapamamaktan şikayet ediyor. Bir başkası virüsten korunamadığını düşünerek şikayet ediyor. Bunlar etrafında olan kısımlara daha ziyade dikkatimi veriyorum. Yani o ölüm kalım meselesi biraz daha farklı. Zaten yani el bebek, gül bebek ve hiçbir virüse veya mikroba maruz kalmadığım bir anda da öleceğim zaten. Yani onun zaten bir şey yok yani. Ama buradayken ne olup bitecek kısmı biraz daha ne bileyim o manada sanki daha öğretici gibi geliyor bana. Ya işte ölüm dediğim şey aslında katılıyorum ona. Asıl dert o sahip olduğun şeyleri kaybetme kaygısı diye düşünüyorum ben. Ya da Sahip onu olduğumuzu devam zannediyorum. ettirememe, evet İfade etmiş zannettiğimiz o zanlarımıza o kadar bir tutunmuşuz ki yani hakikaten gerçek gibi algılıyoruz onları. Bu da artık yani bir çok ciddi bir tokat gibi şu an korona buna. tabii. Dünya nüfusunun çoğunluğu için çok net bir tokat yani.
Hani bir şeyleri 2 ay önceki gibi yapamıyor olma, 3 ay önceki gibi yapamıyor olma meselesi. Ama işte insan için bu türden şiddetli uyarılar şart hayatın içerisinde. Yani insan hiçbir şekilde yaşamına ara vermiyor. Hiç, yani hani biraz şey gibi, herkes cennete gitmek istiyor ama kimse ölmek istemiyor. Veya bir insanlar seyahat etmek istiyorlar ama evden çıkmak istemiyorlar gibi insana dair bir takım çelişkilerimiz var. Bu çelişkilerin kırılabilmesi için bizi bu türden zorlayan olay dizisi şart gerçekten. Evet. Hani bir türlü mümkün değil. İnsanın illa böyle bir acı yaşaması lazım. Şimdi şeye Ve bakıyorum Osman'cığım, evet. biraz sorulara bakıyorum. 15 dakikamız kalmış çünkü. Hemen bir iki soru alayım. Varlık bedensel anlamda da net değil aslında. Duyumsadığımız bedensel algıları beynimiz yorumluyor. Evet, doğru. Biraz daha açık konuşsanız örnekler biraz daha anlaşılır olabilir mi? Peki. Evet, bu varlık meselesini istersen biraz daha açalım. Şöyle, Yani şimdi aslında beyin bizim işimizi halletmiyor burada. gördüğümüz hiçbir şey, bu beş duyuyla algıladığımız hiçbir şey, katılımcımızın söylemek istediği şey bu zannediyorum. Aslında bu beş duyuyla algıladığımız hiçbir şey nesnel gerçekliğin kendisi değil. Çok sınırlı. Tıpkı böyle bir anahtar deliğinden bakıyor gibiyiz dünyaya. Tabii. Bakıyor. O nesnel gerçekliğin tam olarak ne olduğunu, nerede durduğunu falan da bilmiyoruz zaten. Yani ona dair bir takım varsayımlarımız var ve o varsayımlar üzerinden bir faaliyette bulunuyoruz. Yalnız orada ben şuna işaret etmek isterim. Beyin bizim şeyimizi çözmüyor, derdimizi bununla alakalı. Çözmemesinin nedeni de şu. Beyin dediğimiz şey nihayetinde duyulurlar alanında masa gibi, sandalye gibi bir nesne. Yani algılananlar içerisinde beyin. Algılayanı işaret eden bir yer değil tam anlamıyla. Yani biz bir nesneye baktığımızda dış dünyada, bir Süperdi renge bu. baktığımızda, efendim? Çok iyiydi bu. Algılananlar arasında dedin. Tabii duyulurlar alanında bir nesne beyin. Yani Mahluk şu yani. bir çözüm değil. Ben bir renge baktığımda, bir nesneye, bir forma baktığımda beynimde bir takım fiziksel hal değişimleri oluyor diye bu iş orada oluyor diyemiyoruz. Yani onun öyle bir ispatı da bilimsel manada yok zaten. Yok. Yani o bilimsel bir ispatı var gibi zannederek konuşmayalım. Mümkün de değil aslında. Yani onun niye mümkün olmadığına şimdi girmeyeyim. Çok uzun bir hikaye ama araştırmak isteyenler olursa mesela kualya sorunu diye bir nitelik sorunu diye bir sorun var felsefede. O nitelik sorunu sadece felsefenin değil, nörolojinin de çok ağır bir sorunu. Nitelik sorununa bir çare bulamadıkça o konuda kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Evet. Daha net, daha açık konuş arkadaş diyen biri vardı. Evet. Ona bir şey söyleyeceğim. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani buradan çıkartacağımız en önemli şeylerden bir tanesi şu. Kendi kalıplarımızın dışında kalan bir takım fikirlerle karşılaştığımızda yerimizden sıçrıyor muyuz, sıçramıyor muyuz? Yerimizden sıçrıyorsak yanlış yoldayız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve hayat içerisinde bunlar karşımıza çıkıyor ve bunlar öyle hiç ulvi mulvi şeyler değil. Yani farklı argümanlar karşısındaki tepkilerimiz, farklı argümanlar karşısında ne hale geldiğimiz, tansiyonumuzun oynayıp oynamadığı, tekamül yolu üzerinde bizim bir şey anlayıp anlamadığımızın bir göstergesi. Yani bize anlatan şeyler değil mi bunlar? Yani o tepkilere bir dönüp Evet, bakmamız evet. lazım. Hiç ummadığın bir yerde öfkelenebiliyorsun. Hiç ummadığın bir yerde çok sakin kalabiliyorsun. Yani o da varmış bende, bu da varmış diyorsun sonuçta. Ya bir de şöyle bir şey var. Ya sende olmayanı görmen mümkün mü? Mümkün mü karşı Yok, tarafta? değil. Değil, değil. Yani kafada mutlaka o manada bir kavram olması gerekiyor. Evet. Mutlaka. Yani Peki. o bir eksen meselesi. Yani onun tersi de olabilir ama onun tersi olduğu için görüyorsun zaten. Ses net değilmiş. Biraz da astroloji konuşur musunuz diyenler var. Peki, biraz kısaca ondan da bahsedelim. Zaten bir 10 dakikamız kaldı Yani Osman. burada söylemek Evet, sen devam et.
Şu olabilir, yani biraz daha astroloji konuşalım. Na karşı ben şunu söyleyebilirim. Benim anladığım astroloji üzerinden konuşuyoruz zaten. Yani astroloji konuşmak tam olarak bu aslında. Bunun dışında konuşacağımız astroloji, üzerine konuştuğumuz bu şeylerin bir insanın doğum haritasıyla birleştirilmesinden ibaret. Yani astroloji konuşmak şu değil aslında. İşte Ay filan bir burçta, Satürn de şuradan buraya geçti. Bunlar astroloji değil. Yani nasıl değil? Şöyle değil. Bir tane tabloya bakarken, bir yağlı boya tabloya bakarken, ya bu adam bu tüpü, yani burada kullandığı yağlı boyayı, fırçayı Nezih kitap evinden mi aldı? Bunların markası Faber mi yoksa şu mu falan diye konuşmak gibi. Yani şu anda bizim konuştuğumuz şey zaten astrolojinin bize anlatmak istediği şeyin ta kendisi. Çok iyi oldu aslında bunu açtığımız ya. Yani evet, senin bakış açın gerçekten çok farklı. Astroloji gerçek bir hayat bilimi gibi alıyorsun astrolojiyi ve öyle de anlatıyorsun. Çünkü kendi başına duran bir şey değil astroloji. Yani Yani bütün bunların içerisinde bir yerde duran bir dal. insan onun neresinde peki? Şöyle, astroloji nihayetinde arka planındaki büyük ezoterik külliyatın bir uzantısı. Ezoterik külliyat da insanı insana anlatmaya çalışan bir külliyat. Yani dolayısıyla hani ben astroloji konuşmak için ağzımı açtığımda da hayat aynaya bakmaktır diyorum. Yani başka türden bir felsefe konuşmak için ağzımı açtığımda da hayat aynaya bakmaktır diyorum. Yani o yüzden de hani bir insanın doğum haritası da aynaya bakmaktır. Çünkü doğum haritası dediğimiz şey bir insan bu dünyaya giriş yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafı. Evet. Yani doğum haritasının kendisi sebep değildir mesela. Bir şeylerin sebebi değildir. Evet, yani gökyüzünde o anda o yıldızlar o konumda olduğu için o insan öyle değil demek istiyorsun, değil mi? Evet, yani o gökyüzü konumu bizim sebebimiz değil. Bir mütekabiliyet sonucu. Kendimize en uygun zamanda dünyaya giriş yaptığımız için onlar orada duruyor. Yani onlar orada duruyor diye biz böyle değiliz yani. Peki sen kader meselesine nasıl bakıyorsun? Pozitif bilim olurdu o zaman bu. Kader meselesine çok özet olarak söylemek gerekirse şöyle bakıyorum. Kader bir insanın şuuruyla doldurabildiği yerleri, pardon, düzeltiyorum. Şuuruyla dolduramadığı yeri dolduran şeye kader diyoruz. Yani bir insan belli bir alanda idrakı gelişmediyse, şuuru orayı kaplayamıyorsa, o alanı, hayatın o alanı her neyse, orayı kader doldurur. Yani çok iyi anlayamadım ben bunu. Biraz daha Şöyle, açsana. şimdi pazara çıktım ve domates alacağım. Eğer domates konusunu ben idrakımda çözdüysem, kader geçerli değildir benim için. Alacağım domatesle alakalı olarak. Peki şeyde tasavvufta geçen kader tanımı, kaza kader ve kaza olarak geçer. İşte senin bir ismin var ve bu dünyaya o ismi aşikar etmek için geliyorsun. Dolayısıyla o ismin ortaya çıkması için bir senaryo yazılıyor. Senin de işte deminden beri anlattığın kurgu dediğimiz şey. Ve Evet. onun ortaya çıkması için o senaryodaki hadiseler, işte domates alman da dahil buna kader deniyor. Böyle bir şey mi söylemek istediğin? Yani Şimdi orada orada işte o domatesin aslında domates de yok, şuurum yoksa idrakımı. şöyle söyleyeceğim. Orada bu mesela bugün artık tasavvuf konseptlerini kullanmıyor, çoğunlukla kullanmıyor olmamın nedeni ne söyleyeyim? Oradan anlaşmaya çalışalım. Bu üzerine konuştuğumuz tasavvuftaki kader tarifi dediğimiz şey tasavvufta nihayetinde bir ezoterik öğreti. O ezoterik öğreti içerisinde insanın geçireceği ilk yıllarla daha sonra geçireceği yıllardaki kader tarifi aynı değil. Evet. Yani ama biz ne yapıyoruz bugün? Birileri televizyona çıkıyor, birileri medyada bir şeyler anlatıyor. Bunları dinliyoruz ve bunlar hep tasavvufun en dış halkasındaki tarifler. Yani içeriye doğru ilerledikçe, yıllar geçtikten sonra karşılaşacağımız tarifler değil.
Yani sen biraz işte bana çok üst seviyeden anlatıyormuşsun gibi geldiği için biraz daha onu anlaşılır hale sokmaya çalışıyorum açıkçası. Yani biraz önce verdiğin tarifi biraz daha Evet. anlaşılır bir hale getirmeye çalışıyorum. Yo, onun farkındayım. Fakat orada şöyle bir mesele var. Yani onu daha anlaşılır hale getiren zaten hani tasavvufun o dışarıya yansımış hali. Yani Kabala'da da aynı şey geçerlidir. Kabala'nın da bugün hani mesela Michael Lightman'ın falan yapmaya çalıştığı şey o hani dış halka ve dış görüntüyü sunmak. Şimdi o dış dediğim şey yanlış mı da o yüzden mi öyle diyorum? Yok hayır değil. O da doğru. Evet, yani ağaç olmazsa gölgesi olmaz. Evet. Ama o söylenmiş şeyleri bir de benim tekrar etmeme gerek yok. Yani ben biraz daha zorlamaya çalışıyorum şeyi. Evet, ama çok Kafada. zorluyorsun Osman. Bizim anlamamız lazım senin konuştuklarını. Peki. Estağfurullah canım. Yani kaostan düzene. Yani ama zorlaya zorlaya insanın kendisini zorlamasıyla olabilecek bir şey bu. Dışarıyı zorlamasıyla değil. Şimdi 4 dakikamız kaldı. Birazcık toparlamak istiyorum. Korona Evet. aynamız. Neden korona aynamız dedik? Bununla ilgili tekrar birkaç cümle söyleyip ondan sonra da kapatalım istersen. İşte bu dünyanın aslında Tamam. var olmadığını, bir illüzyon olduğundan bahsettik. Ve bütün bu hadiselerin bize nasıl ayna tuttuğundan bahsettik. Biraz daha bunlar benim cümlelerim, senin cümlelerini alalım. Benim Benim anlattıklarım. cümlelerimle benim söyleyebileceğim hani sıkıştır şunu 2 dakikaya dediğinde söyleyebileceğim şeyler şunlar. İnsan denen varlığın dünyadan geçmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi ne yaptığını bilerek yapar hale gelmesidir. Yani dünyada karşılaştıklarımızla karşılaşmamızın bir sebebi var. Bütün bu iyisiyle kötüsüyle yani güzeliyle çirkiniyle bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Bunlarla karşılaşmamızın sebebi ne yaptığımızı bilerek yapar hale gelmemiz. Evet. Korona da bunlardan biri. Evet. Ve Benim bir yani şey, Beşikür annem vardı, nuru üzerimize olsun inşallah. Bana hep şey derdi Osman, ömrüne bereket evladım derdi. Ben de sormuştum bir gün. Yani ne demek bu şimdi, ömür süresi belli değil mi? Ne demek bu dediğimde, senin bu yaşadığın hayatta idrak ettiğin her an aslında yaşadığın an. O andır. Geri kalan her an ölü andır. Dolayısıyla bu yaşadığın anları anlar bereketlensin inşallah diye dua ediyorum demişti. buna bir de şey ekleyelim. Yani kapanışı öyle yapmış olurum. Kur'an'da zamanın ayarlarıyla oynayan bir takım ayetler vardır. Yani üzerinde tefekkür etmeye değer. Ve bir takım hadislerde de böyle şeylere rastlanır. Evet. Yani gelecekten olmuş gibi bahseden, şimdiki zamanda değil, geçmiş zamanla konuşan ama gelecek üzerine konuşan bir takım ayetler ve hadisler vardır. Çünkü zaman diye bir şey yok. Hiç o konulara girmeyelim Osman. Hiç çıkamayız. 1,5 dakikamız kaldı. Ama bilahare istersen bu zaman meselesi hakikaten yani saatlerce konuşulacak bir şey. Bu zaman meselesini bir konuşalım istiyorum seninle. Sana Eyvallah. bir soru daha geldi sanıyorum. Bir bakayım. Kaydedip yayınlayın lütfen demişler. Soru değilmiş. IGTV'de zaten var olacak bu video. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Osman'cığım. Ben Vaktini teşekkür ayırdın. ederim. Sağ ol. Seninle konuşmak çok güzel her zamanki gibi. Tekrar görüşmek Bilmukabele. üzere diyorum. Tamam mı? Tabii ki. Ne Çok zaman teşekkürler istersen. arkadaşlar. Hoşça kalın.